Beştaş. Teşekkürler Sayın Başkan. Öncelikle meclis emekçilerinden Sezgin Okur'u tatil döneminde kaybettiğimizi paylaşmak isterim. Kendisinin Allah'tan rahmet diliyorum ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dilediğimi öncelikle ifade etmek istiyorum. İran'da Jina Amini'nin katledilmesinden sonra onlarca kadın maalesef İran rejimi tarafından katledildi ve hala bu protestolar devam ediyor. Bu vahşet devam ederken bir Kürt kadın gazeteci Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde katledildi. Evinin önünde saat 10 sularında silahlı saldırıya uğrayan Nagihan Akarsel, jineoloji merkezi, araştırma merkezi üyesi, bir akademisyen ve jineoloji dergisinin editörüydü. Akarsel, Kürdistan Kadın Kütüphanesi'nin kurulması kapsamında görev aldığı proje nedeniyle bir süredir Süleymaniye'de yaşıyordu. Kadın çalışmaları ve kadın haberciliği başlıklarında önemli çalışmalara imza atan Akarsel'in ailesi ve arkadaşlarına, dostlarına başsağlığı ve kendisine rahmet diliyoruz. Akarsel'in ardından bu kadınlara yönelik şiddeti, katletmeyi kınıyoruz ve bütün dünyada söylendiği üzere kadın özgürlük mücadelesinin artık sembolü olan mottoyla Jin, Jiyan, Azadi demek istiyorum ve mücadelelerini selamlıyorum buradan. Sayın Başkan, müzisyen Onur Şener'in katledilmesi hakikaten toplumsal bir cinnet ve şok halini yaşattı. Bu toplumsal şok hala devam ediyor. Biz buradan da partimiz adına ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu sıradan bir cinayet değildir aslında. Yargı süreci devam ediyor ama basına yansıyan... Devam edin buyurun. Basına yansıyan haberlerden anladığımız kadarıyla aleni şekilde işlenmiş, keyfi yönü ön planda olan bir cinayet ve maalesef bürokrat ve müfettişler tarafından bu canice cinayet işlenmiş. Bu insanların bu makamlara nasıl geldiği sorusu dünden beridir yoğunca soruluyor. Açıkçası dün söyledik, yine söyleyelim. Onur Şener'i AKP iktidarının 20 yılda yarattığı ahlaki erozyonun, liyakatsız bürokrasinin ve kışkırtılmış cehaletin son kurbanlarından bir tanesidir. Her şeyin fiyatını arttıran bu iktidar yaşamın değerini azaltmıştır. Çünkü insanca yaşamaya çalıştığımız her alanda adaletsizlik hakimiyetini sürdürüyor. Ankara'nın ortasında bir müzisyenin boğazını camlarla kesmek aslında IŞİD zihniyetinin başka bir yansımasıdır. Buradan tekrar başsağlığı dileklerimi paylaşmak istiyorum. Sayın Başkan, devam edin. Moratoryumun kıyısında aslında Bloomberg International'ın 4 Ekim 2022'de yayınlanan haberinde iddia ettiğine göre Türkiye Rusya'dan doğal gaz ödemelerinin bir kısmını 2024 yılına ertelemeyi talep ettiği iddia edildi. BOTAŞ'ın doğal gaz ödemelerini 2024 yılına erteleme girişimi üstü kapalı bir moratoryum ilanıdır. Eğer bu iddia doğru ise maalesef ekonomi yok olmakla karşı karşıyadır. Nedir bu gerçekler? Tabii ki en önemlisi Merkez Bankası rezervlerinin yetersiz olmasıdır. Merkez Bankası istatistiklerine göre net rezervleri -60 milyar dolar seviyesindedir. Bir başka gerekçe ise dış borçların yüksekliği ve TL'nin değersizleşmesidir. Tüm bu ve sayamadığımız sebeplerle Türkiye ekonomisinin moratoryum ilan etmesi ihtimali söz konusu olabilir. Buna sözlerinizi tamamlayın lütfen. Buna karşın biz mücadelemizi her yerde yükseltmeye devam edeceğiz. Hayvanseverlere de seslenmek istiyorum. Bugün hayvanları koruma günü. Fakat maalesef her gün hayvanların katliamına, işkencelere tanıklık ediyoruz. Onlar bu yeryüzünü birlikte paylaştığımız dostlarımız aslında. Hayvanlarla birlikte yaşam için onların doğadaki yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara zalimane muameleleri önlemek için bu parlamento her zaman tetikte olmalı ve bu bilincin topluma sirayet ettirilmesi için çalışmalara ara vermeden devam etmelidir. Sayın Başkan, bugün sosyal medya yasası olarak gündeme gelen, bizim sansür ve susturma yasası olarak ifade ettiğimiz teklif görüşmelerine başlanacak.
açıkçası meclisin 6. yasama yılının toplumsal sorunlara çözüm, halkın dertlerine daha çok dinleme, tartışma, yığınca sorunları konuşmak varken maalesef halk... Sayın Beşiktaş, son kez açıyorum mikrofonunuzu, buyurun. Bu yasa toplumu daha fazla nasıl susturabiliriz yasasıdır. Halk susturularak aslında yasama yılına başlanmak isteniyor. Halk sussun, kimse konuşmasın, gerçekler saklansın. Bir olay gerçekleşiyor, hemen yayın yasağı geliyor. Çünkü gerçeklerin öğrenilmesi, iktidara olan tepkinin artması anlamına geliyor. Biz sansür ve susturma yasasına karşı ilk günden itibaren muhalefetimizi, sözlerimizi ve mücadele edeceğimizi ifade ettik. Burada da kesinlikle bu yasanın kabul edilmemesi için, geçmemesi için bütün grubumuzla birlikte var gücümüzle muhalefet edeceğiz. Hem burada hem basın yayın kuruluşlarıyla birlikte sansür ve susturma yasasına hayır diyoruz. Teşekkür ederim.